Evet sevgili dostlar, merhaba. Uzun zamandır gitar derslerine ara vermiştik. Yapamıyorduk gitar dersleri. Zamanımız olmuyordu. Bugün yeniden başladık gitar derslerimize. Online gitar derslerimize. Şimdi size arpeji bir ritim öğreteceğim. Sözü çok fazla uzatmadan. Arpejli ritim için şu üç parmağı birleştiriyoruz. P parmağımızla P tellerini alacağız. Yani bas telleri alacağız. Üç tane bası. Şu üç parmağımızla da P, I, M, A, X şeklindeydi ya. I, M, A parmaklarını birleştirip gitarın tellerine sırayla, yani I parmağımız sol teline gelecek şekilde. M parmağımız, yani orta parmağımız C teline, yani alttan ikinci tele gelecek şekilde. A parmağımız da birinci tele, yani Mi teline gelecek şekilde yapıyoruz. Şu şekilde tırnaklarımızı takacağız. Tırnaklarımızın biraz uzun olması lazım. Tırnakları tele taktıktan sonra elimizin hafif bir yarım yumruk şekli var, tamam mı? Şöyle yapmaya çalışmayın yani. Böyle çekmeye çalışmayın. Şu şekilde tırnak şeklinde, tırnak demişim, pençe şeklinde olacak. Teli gitarın dışına doğru, yani ben şu an size doğru çekiyorum. Kameraya doğru çekiyorum teli. Ama bunu yaparken elimizi oynatmayacağız. Yapmamız gereken şey parmaklarımızı çekmek. Yani şu işlem olacak. P'yi vurduktan sonra P çek. P çek yapacağız. Yani P çek. P çek. P çek çek. S çek. P çek. Ne yapıyoruz? Mi teline vuruyoruz. En üst telin boşuna. P diyoruz buna. Çek diyoruz. P çek çek. Yani 1 P 2 çek. Sonra S ne demek? S dur demek müzikte. Burada bir duruyoruz. Bir zaman boşluğu geliyor. S'ten sonra tekrar çekiyoruz. Yani P çek çek, S çek, P çek şeklinde. Bir daha yapıyorum. P çek çek, S çek, P çek şeklinde. Bunu biraz oturttuktan sonra P parmağımızı bir alttan alıyoruz. Yani La telinden, 5. telden. Bu da bu şekilde P çek çek, S çek, P çek şeklinde. Sonra R telinden, yani 4. telden P çek çek, S çek, P çek şeklinde yapıyoruz. Bu çok zor bir ritim değil ama çok pratik isteyen bir şey. Önce boş tellerde yaparsınız. Sonra akorla mi minör, la minör. La minöre geldiğimizde P parmağımız la'ya geldi. Sonra re minör. Özür dilerim. P çek çek, S çek, P çek, P çek çek, S çek, P çek şeklinde. Bunu mi majör de yapabilirsiniz. La minör. Bu Selik şarkılarda da var bu akorlar. Hicaz'da da var. Şu şekilde yaparsanız ritim kafanıza daha rahat oturur. P çek çek, S çek, P çek. Yani P bu çek üçü. P çek çek, dur çek, P çek. P çek çek, S çek, P çek. Sonra la minörde P de la'ya geldi. P çek çek, S çek, P çek. Sonra re minörde P de re'ye geldi. P çek çek, S çek, P çek. Yani işin hikayesi, P parmağımız hangi akor basılıysa o akorun ana sesinde, yani mi majör basılı ya da mi minör basılı, vurduğumuz nota da mi, P olarak. La minörde vurduğumuz nota la, yani 5. tel. Re minörde vurduğumuz nota re notası arkadaşlar. Akorumuz re, yani gitarın 4. teli de re. Şöyle de göstereyim. P çek çek, S çek, P çek. Yani burada çok kolumuzu çekmiyoruz, tamam mı? P çek çek, S çek, P çek. Daha çok parmak gücüyle
Bu parmağınız hep ileride olsun. P parmağınız mutlaka. Yoksa burada üst üste gelir. Böyle bir şey yapmayın yani. Önce elinizin şekline oturtun. Bu temel. Bundan sonra şunlar var. Bunları daha sonraki derslerimde anlatacağım. Yani arpejle ritmin birleşimi bu aslında. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok çalışmanız gereken bir ders bu. Ama çok kullanılıyor. Şu an piyasada da dünyada da en çok kullanılan ritim tarzlarından biri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Dostça kalın. Müzikle kalın. Müzik iyileştirir.